anne ya. Bu ne iş var ya? Tövbe. Aha. Ya benim kafasız oğlanlarım. Biz İstanbul'a göç etmiyoruz. Bütün evi niye taşıyorsunuz ya? Fatma Ana. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Sami. Hayırdır gece gece? Haberler pek hayır değil. Hatice bacının anası ölmüş. Allah rahmet eylesin. Ay yapma ya. Zehra annene göçmüş mü? Toprağı bol olsun ya. Geride kalanlara sabır versin. Amin. Amin de. Recep sırra kadem bastı. Dükkan kapalı. Kaç gündür gören yok. Telefonla da cevap vermiyor. En son geçen gece terminalde İstanbul otobüsüne binerken görmüşler. Annesi üzgün. Cenazeyle mi uğraşsın, Recep'le mi uğraşsın? Fatma Ana, bir malumatın var mı? Yok vallahi. Nereden olacak? Nenesinin cenazesinde onsuz kaldıracaklar. Haberin olursa. Sen merak etme. Ben bulursam Recep'i kendi ellerimle getiririm buraya. Tamam. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Bana bakın. Sizin bu işte bir parmağınız var mı? Doğruyu söyleyin bana ha. Cenazeyle mi? Yok. Recep'in kaybolmasından. He, yok vallahi ana. He, iki gözümüz önümüze aksın ana. Biz de şimdi öğrendik. Nurcan. Hah. Ben ocakta yemeği unuttum da altını kapatayım yanmasın. Nurcan. Gel buraya. Bırak ev de yansın, yemek de yansın. Buraya gel. Gel buraya çabuk. Gel 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 gel. Nurcan Hanım. Çıkarın bakalım ağzınızdaki baklayı. Ben malımı tanımam mı ha? Nerede bu Recep? Söyle bakayım. Söyle. Recep geldi. Hı. Bana sordu. Nazlı nerede diye. Ben de dayanamadım. Dedi Nazlı olmasa ölürüm falan filan da dev verince. Ben de Nazlı Ozan'ın yanında oraya gidersen buluşsun dedim. Güzel. Sen onları benden izin almadan güzelce deyiverdin. Peki acaba bu dediğini bana ne zaman demeyi düşünüyordun ha? Kırmızı karlar yağınca mı Nurcan Hanım? Ana, Recep cevap vermiyor. İyi tamam. Hadi başımın garabeleri yürüyün otobüs kaçıracağız hadi. Anne rahmine geri dönmek istiyorum. Denizin güzelliğine bak. Seni yiyeceğim İstanbul! Lan o seni yeneceğim ulan onun doğrusu. Ya şu İstanbul'da bir kendinizi kaybetmeyin de önce. Ondan sonra yersiniz de yenersiniz de. Nurcan. Kızım bak bu senin ilk ve son affedişim ona göre. Allah razı olsun Fatma. Tamam. Hikmet, Hikmet. Nurcan. Topla şimdi. Gel toplaş, toplaş, toplaş. Beni iyi dinleyeceksiniz tamam mı? Söyleyeceklerimi harfiyen tatbik edeceksiniz ona göre. Nurcan sen şimdi nenene gidiyorsun. Tamam. Nazlı'nın burada bir adrese ihtiyacı var. Onu idare etmen lazım. Eğer ağzından bir laf kaçırırsan ahtım olsun bir daha yüzüne bakmam. Tamam Fatma Hanım. Bir daha sözünden çıkmayacağım. Tamam. Hikmet, İsmet siz şimdi dayıngillerin evine varır varmaz ilk işiniz Recep'i bulacaksınız. İstanbul kazan siz kepçe o Recep'i bulacaksınız. Anladınız mı? Tamam anacığım. He. Güzel. Şimdi bir... Recep'in burada kaybolduğunu Nazlı'ya söylemeyeceğiniz. Doğru tabii. Delenir. İstanbul başımızı yıkar vallahi. Tabii canım. Hiç söyler miyiz yani? Nazlı'yı tanımıyoruz biz ya. Gerizekalı mıyız biz yani? İki. Gizem'in Nazlı olduğunu kimseye çaktırmayacağınız. Eğer bir kafasızlık ederseniz ahtım olsun ikinizin de kafasını kırarım ona göre. Anlaşıldı mı? He. He. Hadi bakalım. Şimdi toplaşın. Toplaşın gidiyoruz. Hadi. Hadi geç. Geçin. Yürüyün. Yürüyün şu otobüs. Çay da içecek mi şurada? Tamam dur şimdi çayın sırası değil kızım. Şurada otobüsler falan var.
Kocaman ev değil mi ya? Sarılır yatarız kardeş kardeş ya. Sen niye hayret ettin kara gözlü kızım? Ay halasının kuzusu. Ama yalnız bir şey değil mi? Azıcık zayıf kalmışsın sen ya. Ya böyle ekmeğin arasına domates koyu, soğan koyu. O güzel yanakların kanlansın değil mi? Gelin aç bırakmışım bunu gelin. Ya kuzen. Ya kalacağımız yeri göster de biz bir yerleşelim ya. Ay Ayşegül, tansiyon aletini getir. Çabuk koş Ayşegül, koş. Koş. I've never been in love like this before. People say love is blind. You're the one that I do adore. I've got you on my mind. All my friends say you're all wrong. They say you got so much to lose, but when